Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da Uygurlar üzerinde duracağız. Uygurlar şimdiye kadar olan Türk devletlerinden, Türk topluluklarından biraz daha farklı özellikleriyle karşımıza çıkacak. Öncelikle Merkez Ötüken, daha sonrasında ise Ordu Balık ya da Karabalsagun şehri olmuştur. Burada şunu da vurgulayalım. Ötüken Göktürklerde de, Göktürklerden önce Asya Hunlarında da yine merkezlik yapan önemli noktalardan birisidir. Karabalsagun ise yerleşik hayatın başkenti olarak da görülmektedir. Ki Türkler hatırlayın şehre Balık ismini de veriyorlar idi. Hemen çağıralım diğer özelliklerimiz gelsin. Evet, özelliklerimiz geldi. 744'lerde kurulup 840'lara kadar yaşayan, yani yaklaşık olarak 100 yıl yaşayan Uygurların kurucusu Kutluk Kül Bilge Kağan olmuştur arkadaşlar. En parlak dönem ise Moyen Çor ya da Moyen Çor Kağan dönemidir. Ha, burada şuna dikkat edin. Talas 751 tarihli o meşhur Çinlilerle Araplar arasında gerçekleşen Talas Savaşı'nda biliyorsunuz Karluklar Araplara destek vermiştir. Ve bu dönemde Talas Savaşı gerçekleşmiştir. Şimdi Talas çok bildiğimiz bir savaştı. Türk İslam tarihinin başlatan savaş, Türklerin İslamiyet'e kitleler halinde girdiği savaş, bunlar çok klasik özellikler. Ama şöyle orijinal bir soru sorulabilir. Talas Savaşı'nın gerçekleştiği sırada Orta Asya'ya hakim olan devlet, Orta Asya'da bulunan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel, çok güzel bir LYS tipi bilgi sorusu olur. Bögü Kağan üzerinde de duracağız. Loyang Seferi dediğimiz bir sefer var. Tibet üzerine yapılıyor. Bunu da şöyle kısaca yazalım. İç karışıklık. Yaşayan Çin'e yardım için Tibet'e gitmiş dönüşte 4 Mani dinine mensup rahibi getirmiştir. Şimdi buradan yorumlar da yaparız. Şimdi Bögü Kağan iç karışıklık yaşıyor Çin. Tibet üzerine gidiyor, yardım ediyor. Demek ki Uygurlar bu dönemde askeri açıdan kuvvetlidir. Ki Çin'e yardım edebilecek kadar büyük bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Başka ne yapıyor? Farklı bir dine mensup 4 rahibi tutup yanında getiriyor. Bak dikkat et. 4 rahibi yanında getiriyorsa dinsel hoşgörü vardır diyebilir miyim? Diyebilirim. Farklı dine mensup. Artı ne diyebilirim? Yine Uygurlar, yine Bögü Kağan farklı dine mensup 4 Mani rahibini getiriyorsa kültürel etkileşime açıktır diyebilirim. Artı söylediğim gibi ordusu da kuvvetli diyebilirim. Yani bu farklı dinlere mensup rahiplerin getirilmesiyle ne oluyor? Maniheizm Uygurlar'da yayıldı.
ki bu da tarihte ilk din değiştiren Türk devleti olarak geçer. Peki Mani dinine geçilmesiyle birlikte ne gibi değişiklikler oldu? Mani dinine göre. Etkilerine bakalım. İki tane önemli özelliği var. Birincisi, adam öldürmek yasaktır. Adam öldürmenin yasaklanması birebir hangi özelliği zayıflatmıştır? Evet, savaşçılık zayıfladı. İkinci özellik, et yemek yasaktır ya da yasakladı. Et yemeyi yasaklarsa Türklerdeki neyi zayıflatırsın? Hayvancılığı. Şimdi hayvancılığı zayıflattı ister istemez. Savaşmayı da yani o sürekli hareket haliliğini de yasakladığı için yerleşik hayat, Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak geçiyor. Bak buradan yürü, devam et. İlk yerleşik hayata geçen Uygurlar ise ilk mimari, ilk şehirler. Bununla birlikte bunu çoğaltabiliriz. Din değiştirdi. İlk tapınaklar. Bir de ne vardır meşhur? Fresk dediğimiz duvar resimleri vardır mesela. İlk freskler kime ait olmuş oluyor? Uygurlar. Uygurlar yerleşik hayata geçtiler. E şimdi şöyle bir yorum daha yapabilirim. Yerleşik olan mı daha çok ticari faaliyette bulunur, göçebe olan mı, yerleşik olan? O zaman yerleşik olan daha çok ticaret yapacaksa, yani ticaret geliştiyse, en çok ticareti kimle yapacak? Çin'le yapacak. Çin'le ticaret yaptığı için Çin'den matbaa ve kağıt gelecek. Çin'den matbaa ve kağıt gelince kitap basacak, neyin bu gelişmesini tetikleyecek? Eğitimin. Ki ilk örgün eğitim kurumları Uygurlara aittir. Başka bitti mi, bitmedi mi? Bitmedi, pardon. İlk kütüphaneler yine Uygurlara aittir arkadaşlar. Bakın, dinin değiştirilmesi yaşam tarzının da ister istemez değişmesine yol açabiliyor. Hatta ticaretin gelişmesiyle birlikte, bak şuraya da bağlayabiliriz. Ticaret gelişince bu ilk çek, senet ve benzeri uygulamalar da yine Uygurlarda ortaya çıkmıştır. Ha mesela şu freske de şöyle bir ekleme yapabiliriz. Ressamlar ortaya çıkmıştır. Hatta bu ressamlara bedizci denir. Onu da şuraya eklemiş olalım. Daha fazla ekleme yapabilir miyiz? Yaparız. Ticaretin gelişmesi, eğitimin gelişmesi ister istemez, eğitimin özellikle gelişmesine yol açacaktır. Uygur alfabesinin gelişmesine de yol açacak, ortaya çıkmasında etkili olacaktır. Bunlar önemli noktalardır. Sorularda çok sıklıkla görürüz. Gene çağıralım, diğer özellikleri gelsin. Geldi. Devletin Uygurların yıkılmasında Kırgızlar oldukça etkilidir. Hatta Uygurlar sonrasında Kansu, ki Batı Çin toprakları oluyor, hala varlıklarını sürdürüyorlar.
Turfan, Beşbalık, Kaşgar şehirlerinde etkili oluyor ve Karahoça Uygurları olarak üçe ayrılmıştır. Tabi Bögü Kağan'dan sonra Bagatarkan geçiyor. Hakan Alp Ulu Kağan döneminde ise, onun ölümünden sonra ise işte bu Kırgızların yıkılmasındaki etkili olan sürecin başladığını görüyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.